Merhaba abinin selam. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi, sağ olun, siz nasılsınız? Selam abi, çok kısa şöyle alsak da arkası çok reklam ya. Burada şurada tam her yer reklam burada. Ha, burası iyi. Nasıl gidiyor? Çok şıksınız. Yazı getirmişsiniz. Yazı ben getirmedim. Yaz kendisi geldi. Ben Bodrum'a inince yaz geliyor. Daha Bodrum'a gitmedim. İnşallah sezonu açacağım ama İstanbul sezonunu açtım. Yoğunda bir tempo var. Neler söyleyeceksiniz? Sahneler olsun. Güzel çalışmalar devam ediyor. Sahne çalışmalarımız. Hatta yeni şarkı çalışmalarımız bile başladı. Ama iyisin, çok güzel gidiyor maşallah diyelim. O kadar iyiyiz ki. Maşallah yani. İyi iyi gidiyoruz. İyisin, çok güzel gidiyor. Yeni şarkımız da işte Temmuz sonu gibi, Ağustos başı gibi sevenlerle, beni dinlemek isteyenlerle buluşacak. Evet, şimdi şarkılar iyi gidiyor ama sahneler iyi gidiyor mu? Sahneler çok ilgili, güzel gidiyor. Biliyorsunuz Beste Hanım'ın bir açıklaması vardı, babamın şarkısını okumasın diye. Şimdi Aslı Hanım, Aslı Zen'in de bir açıklaması oldu. Parasını neyse verelim, Selen şarkı söylemesin. Hatta zamanında siz ondan şarkı istemişsiniz. Kendisi de kabul etmemiş gibi bir açıklama vardı. Hadi muhatap olayım. Hadi yine iyi. Hadi yine iyi bari muhatap olayım. Ne demişti? Dedi ki parası neyse ben parasını vereyim. Şarkı söylemesin. Herkes şarkı söyleyecek diye bir şey yok. O şarkıyı da çok kötü söyledi dedi. O kadar parası var mıymış? Yani kabul ederim ama belirli bir rakam versin. Bir dakika, bir dakika ama. Arkadaşlar. Kimsenin öyle bir şeye gücü ve parası yetmez. Ama şöyle bir pazarlık yapabiliriz. Şimdi 75 yaşına kadar falan Allah ömür ve sağlık verirse çalışmayı planlıyorum. 75 yaşına kadar ki çalışma hayatımı baz alırsak, biraz da indirim yaparsak, bir 100 milyon veriyorsa vallahi bırakacağım, söz. 100 milyon. Varsa o kadar parası buyursun versin. Bırakayım ben de keyif çatayım. Buradan da Aslı Zen'e selam versin. O kadar parası varsa buyursun versin vallahi. Yani onun dışında da ben ondan hayatım boyunca hiç şarkı istemedim. Hiç öyle bir talebim de olmadı. Ben Şehrazat gibi büyük bestecilerin, Onla Tunç gibi büyük bestecilerin şarkılarını okudum. Bundan sonra da böyle büyük bestecilerle çalışmaya devam edeceğim. O hanımefendiden hiç şarkı talebim şimdiye kadar hiç olmadı. Peki Selin, yani vermese de olur yani, zaten öyle bir talebim yok. Selin Hanım, sesinize eleştiriler yapılıyor. Siz gerçekten iyi bir ses sanatçısı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Benim sesim çok güzel. Ben çok doğru şarkı okuyorum. Sesimi de doğru kullanıyorum. Çok da iyi bir oyuncuyum. Bir kere oyunculuktan gelen diyaframımı ve sesimi doğru kullanabilitem var ve bunun eğitimi var bende. Ha, sahne dünyasında aynı zamanda show da yapıyorum ben. Yani hem performans sergileyip hem bir taraftan dans edip hem de bazen kulağınız duymadığı zaman detone olabileceğiniz durumlar olabiliyor. Yani benim gibi 2-2,5 saat boyunca hem performans sergileyip hem de şarkı söyleyebilen insan zaten dünyada Beyoncé oluyor ve onların da manyak gibi bir biliyorsunuz teknikleri var, mikrofonları var ve arkada bir sürü ekibi var. Ben yazık tek başıma bence çok büyük işler başarıyorum. İleride bu bütçemi daha da kuvvetlendirebileceğim zamanki tekniği de dahil ettiğim zaman zaten bu fark ortaya çıkacak ama yani canlı performansta bazı istenmeyen şeyler olabilir. Ya tiyatroda da trak gelir olabilir. Sahnede detone olabilirsiniz, olabilir. Ya bunlar işin fıtratında olabilen şeyler. Dolayısıyla da bu anlamda yapılan yorumları çok ciddiye almıyorum. Çünkü ben kendimden çok eminim. Background'umdan, tecrübemden, geçmişimden, işime olan saygımdan ve sevgimden o kadar eminim ki hiçbir söylemi, saygı duyacağım otoriteler dışındaki söylemlerin hiçbirini umursamıyorum. Hiçbirisi de benim için önemli değil. Peki bir konser verseniz Harbi Açık Hava ya da Kuru Çeşme Arena ya çeşitli biliyorsunuz konser alanları var. Doldurabileceğinize inanıyor musunuz? Ya da böyle bir konser düşünceniz var mı? Konser için ben haddini bilen bir insanım arkadaşlar. Konser için daha biliyorum ki çok erken. Çünkü benim müzik hayatım aslında çok çocuklu yaşlarda başlamış olsa da dinleyicilerle buluşma süresi çok kısa bir zamandır var. Hatta aktif olarak 2 senedir ben tam randımanlı olarak sahne yapıyorum ve şarkıcılık kimliğimi daha yeni insanlar algılamaya başladı, ikna olmaya başladı, idrak etmeye başladı.
Dolayısıyla da bir konser alanını doldurmak için tabii ki çok daha erken. Bu teklif bana gelse henüz kabul etmem. Çünkü konseri doldurabilecek bir geçmişim yok müzik hayatında. Ama bunun da zamanı var, bu da olacak. Çıktığımız sahnelerde gayet güzel talep görüyoruz, gayet güzel performanslar sergiliyoruz. Dolup taşıyoruz, her zaman sold out gidiyoruz. Bazen sold out olmadığımız oluyor ama genelde sold out gidiyoruz. Dinleyen herkese çok memnun ayrılıyor. Benim daha ne söyleyeyim ki, zamanı geldiği zaman konserlerimi de vereceğim inşallah. İnsanlar çok mutlu ayrılacaklar benden konser sonrası inşallah. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.